ucuz eklemesin isteriz, sağlıklı etmek isteriz, yeteri kadar etmek isteriz. Fakat şöyle bir pozisyon var, bakın. Yani son gelen elektrik ve doğal gaz zamları olağanüstü maliyeti arttı. Orada dışında şöyle söyleyeyim, yine otobüsün örneğini burada vereceğim. Şimdi bir yerde ekmek 2 lira, bir yerde ekmek 4 liraysa nereye gidecek insanlar? 2 liraya gidecek. Ve şöyle bir sonuç doğuruyor. Yani yine ekmekteki kulübedeki iş, ekmek yetmiyor, işte yeteri kadar ekmiyor, gelmiyor. Ötesinde biz ekmeği bakarsan üretimler geçen yıllarda daha fazla üretiyor. Geçen yıllarda 7-7,5 milyon üretiyoruz. Belki şimdi 8 milyon üretiyoruz. Çünkü kapasite o zaten. Yani günlük 320 bin kapasitenin üzerine çıkma şansınız yok. Ben hep anlatıyorum. Şimdi dolayısıyla ucuz olunca önceden ekmek almaya giden bir kişi ise şimdi 10 bin kişi. Ekmekteki kulübelerdeki kalabalık bundan kaynaklanıyor. Bir de aslında bir haksızlık oluyor. Bakın dikkat edin. Eskiden sadece ve sadece mağdur insan giderdi, ihtiyaç olan insan giderdi. Şimdi Turgut Özal'da bile, başka başka yerlerde bile ciddi buyruklar oluyor. Yani iki çalışan da, efendim iki emekli de, evi olan da ekmek almaya gidiyor. Bu o zaman daha mağdur insan da ekmek almasını engelliyor. Şimdi benim size istirahatım şu, biz çok bir şey istemiyoruz. Şimdi bugüne kadar biz idare ettik, idare edebildik. Adana 1.75 bakın. Şimdi, işin için takdirinize yükselteceğiz inşallah. İstanbul 3 lira. Kayseri 2.75 lira, 200 lira. Ankara 3 lira. İzmir 200 lira, 3 lira. Kocaeli 200 lira, 3 lira. Konya 200 lira, 3 lira. Malatya 200 lira, 3 lira. Rize 200 lira, 3 lira. Sakarya 200 gram 3 lira. Uşak 240 gram 3 lira. Hatay 210 gram 3.20 kuruş. 3 lira 20 kuruş. Bayburt 3 lira 25 kuruş. Edirne 200 gram 3.25 kuruş. Antalya 210 gram 3.5 lira. Aydın 200 gram 3.5 lira. Bolu 200 gram 3.5 lira. Bursa 400 gram 4 lira. Şimdi biz de yani 2.30'u 3 lira talep ettik. Bu halkın da faydasına, en azından ihtiyacı olan bir. Belki biz fazladan gerçekten çok ihtiyacı olanlarla bedava etmek daha tatlıyız yani. Ama o grupla şeyleri engellemenin iyi olur. Yani hali vakti iyi olanlar ekmek almasının iyi olur. Özel sektörle belediyenin arasını biraz kapatmak. Zaten yani kooperatifler, belediyeler bütün ekmek ihtiyacını versin diye kurulmuyor. Yani biraz da özel sektörde denge kurulsun diye yapılmış. İşte kooperatifler görevi de o zaten. Niçin kurulmuş kooperatif Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş? Yani özel sektör acımasız zam yapmasın, kooperatifler onu dengelesin. Bizim amacımız da bu. Yoksa adamın 3 milyon ekmek ihtiyacı var, 3 milyon ekmek üretelim diye iddiasında olamaz. Zaten bugün itibariyle 15-17 milyon civarında zarar ediyoruz ekmekte. Ulaşımda da yaklaşık 30 milyonu geçen ay. Muhtemelen şey arttığı için bu ay biraz daha artacak. Evet, benim meclisten istirhamımda bizim önerisinde oradayız. Bazı istirham güçlerine özellikle 25 kasalar içeriyor. Evet, kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, idare teklif kabul edilmiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, diğer komisyon.